Her gün yeni bir zam haberiyle uyanan yurttaşlar isyanın eşiğinde. Değerli izleyiciler, kira fiyatları, faturalar, gıda, giyim derken yurttaşın geliri gideri karşılayamıyor. Ekmeği bile artık borçla aldığını belirten yurttaşlar kara kara düşünüyor. Peki 2 milyona yakın nüfusa sahip Diyarbakır'da hayat koşulları nasıl? Diyarbakırlılara sorduk. Öyle zor şartlarda yaşıyoruz ki İsyan etmemek elde değil. Nasıl yaşayacağız bilmiyoruz. Gerçekten öyle. Giderim 15 bin TL'yi de biliyor aylık olarak. Yani geri gideri karşılanıyor burada. Yani bugün eğer 100 kişi geçimini yapabiliyorsa, 1000 kişi açsa sen daha ne bekleyeceksin? Gıdadan motorine, ekmekten ulaşıma, vergi harçlarından ev kiralarına. Gün geçmiyor ki yurttaşlar zam haberiyle uyanmasın. Bir yandan hayat pahalılığı, bir yandan da bitmeyen zamlar yurttaşın belini büküyor. Diyarbakır'daki en büyük sorunlardan biri ev. 6 Şubat depreminin ardından kiralık ev sıkıntısı çeken Diyarbakırlılar ev bulsa bile asgari ücrete denk gelen kiralarla geçinemiyor. Bir ailenin oturabileceği 2+1 kiralık daire 8 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkması tepkiyle karşılanıyor. Vallahi kira fiyatları çok yüksek. Yani yüksek olmasının nedeni enflasyonun yüksek oluşu. 15 milyara kadar 20 milyara kadar çıkıyor. Yani yazık bize. Gerçekten yazık. Benim olduğu halde zor geçiniyoruz. Yani bir EYT'li olarak zor geçiniyoruz. Tepki gösterilen bir diğer konuda zamlar. Bir şeyi alıyorsun, bir saat sonra gidiyorsun, tekrar fiyatını sormak zorunda kalıyorsun. Çünkü belli olmuyor. Bir saat sonrası belli olmuyor. Yarınlar hep zam. Allah bizim yardımcımız olsun. O kadar zam yani olmaz. Bir ekmek şimdi 10 lira oldu. Bugün gönderdim 12 lira. Yurttaşlar hayat pahalılığı ve zamlar karşısında da şikayetçi. Geçim gerçekten zordur. Geçinemiyoruz. Artık yani her şey pahalıdır. Yani geçme öyle bir zor olmuş ki nasıl desem bilmiyorum. Adam ekmeği borcu alıyor. Bu aldığı ekmek parasını veremiyor. Aldığı ekmek parası getir veremiyor borca. Etrafımıza baktığımız zaman ya evine ekmek götüremeyen babalar var. Sosyal aktiviteler içinse geçmişte kaldı diyor. Onları geçti zaten millet. Millet onları geçti artık. Onlar eskiden kaldı. Hani öyle bir şans yok artık. Ki tabii. Sadece zaruri ihtiyaçları alabiliyorsan yeterlidir. Çocukların isteyip alamadığınız şeyler oluyor. Oluyor ablam. Çok isteyen olur, alamıyoruz. Yani ne yapabilirim? Bir şey diyemiyorum yani, ne diyeyim? Demokrasi yok. Demokrasi olmayan bir ülkede sen ne bekleyeceksin? Hiçbir şey bekleyemezsin.